Tunguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıvılar bir kısmını tanıyacağız. Hadi gelin bakalım hız kesmeden dersimize başlayalım. Tabi derse başlamadan önce acaba neler öğreneceğiz bu derste gelin bir ona göz atalım. Sıvılarda viskozite dediğimiz bir özellikten bahsedeceğiz. Viskoziteyi tanıdıktan sonra da viskoziteyi acaba hangi faktörler etkiliyor onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki derse başlamadan önce ödevlendirmemizi yapacağız. Öncelikle sıvılar 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından sayfa 154 ile 155'te bir güzel konuyu ne yapacağız arkadaşlar? Pekiştireceğiz. Bu yeterli olacak mıdır? Tabii ki hayır. Çünkü viskozite bizim için çok değerli olacak. O yüzden sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankasından sonra bir de Dinamo soru bankasından viskoziteyi iyice pekiştirmenizi istiyorum. Dinamo soru bankasından da sayfa 159 ile 160'ı çözerek ne yapacağız arkadaşlar? Konuyu iyice pekiştireceğiz. Peki o zaman Haydi gelin hız kesmeden dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar sıvılarda viskozite acaba nedir? Nasıldır? Gelin bir ona bir göz atalım. Bakın iki tane kap vermişler bize ve yukarıda verilen kaplarda aynı sıcaklıkta demir bilyeleri içerisine ne yapıyorlarmış atıyorlarmış attıklarında suyun olduğu kabın içerisine atılan bilyenin dibe kabın dibine daha çabuk ulaştığını ne yapmışlar? fark etmişler ama bal ise aynı anda atılmasına rağmen birazcık daha geç ulaşmış kabın tabanına. İşte bu acaba neyin göstergesidir diyecek olursak tabii ki bu bizim için viskozitenin bir göstergesi olacak. Bu şu demek oluyor. Balın viskozitesi aslında sudan daha fazla viskozitesi daha fazla olduğundan dolayı demir bilye kabın dibine ne yapıyor? Daha geç ulaşıyor. O zaman diyoruz ki viskozitenin aslında tanımsal olarak baktığımızda anlamı nedir? Tabii ki akıcılığın tersidir arkadaşlar. Yani balın viskozitesi sudan fazla, suyun ise akıcılığı baldan daha fazladır diyebiliriz. O zaman gelin viskoziteyi tanımsal olarak bir daha bir göz atalım. Sıvıların aslında akmaya karşı gösterdiği dirence biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Viskozite adını vereceğiz. Diyoruz ki o zaman viskozite akıcılığın tersidir. Yani o zaman viskozitenin tersi ne oldu arkadaşlar? Akıcılık olarak adlandırıldı. Bir sıvı ne kadar kadar akıcıysa viskozitesi o kadar azdır. Ne kadar viskozitesi bir sıvının yüksekse akıcılığı ise o kadar nedir diyeceğiz azdır diyeceğiz. Peki bir sıvının o zaman viskozitesi büyükse ne demiştik? Akışkanlığı o kadar azdır yani küçüktür diyebiliriz. Mesela burada kaplarımız var. Kabı dikkatlice bir inceleyelim. Bal, gliserin, etil alkol ve su sıvılarının aynı şartlar altında aynı anda kaplardan ne yapıyoruz? Akıtıyoruz. Aktarmaya çalıştığımız zaman Kaplarda toplanan sıvıların miktarlarına bir göz atalım. Bakın su çok daha fazla toplanmış. Aynı anda akıtmaya başlamıştık. Bal ise çok daha az akmış. Kabın dibinde azıcık bir miktar var. Aa, o zaman biz burada en çok su hızlıca bir şekilde aktığı için çok kısa bir sürede aslında hızlıca aktığı için suyun akışkanlığı daha fazladır diyebiliriz. Balın ise viskozitesi oldukça fazladır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman gelin biz bunların bir viskozitesi viskozitelerini ne yapalım arkadaşlar karşılaştıralım. O zaman diyorum ki tabii ki balın viskozitesi en fazla. Daha sonra gliserin ve etil alkolü karşılaştırdığımızda etil alkol daha fazla dolmuş. O zaman gliserin daha yavaş akıyor. Daha yavaş aktığına göre gliserinin viskozitesi tabii ki etil alkolden nedir arkadaşlar? Daha büyüktür diyebiliriz. En sonda da tabii ki viskozitesi en az olan sıvı kim oldu? Su oldu. Çünkü en fazla akan aslında su olmuş oldu yani suyun akıcılığı fazlayken balın ise viskozitesi daha fazladır diyebilir miyiz diyebiliriz mantığımız bu olacak peki acaba Diyoruz ki viskoziteyi neler etkiler? Gelin bir de ona göz atalım. Tonguç merak etmiş. Yani bir sıvının viskozitesi acaba nelere bağlıdır diye bize sormuş. Biz de Tonguç'un bu sorusuna cevap verelim. Diyoruz ki viskozite bir sıvının molekülleri arasındaki etkileşime bağlıdır. Yani moleküller arası etkileşim derken moleküller arası çekim kuvvetine bağlı olacak arkadaşlar. Ve bir de tabii ki sıvının sıcaklığına viskozite bağlı olacak. O zaman bu iki faktör aktöre bağlı olduğunu hem siz hem de Tonguç ne yapmayacak unutmayacak. E peki o zaman moleküller arası etkileşimlere bağlı dedik sıcaklığa bağlı dedik. Acaba moleküller arası etkileşimler arttıkça viskozite ne olur? Şöyle düşünün sıvı tanecikleri birbirini çok iyi çekerse ne yapmak istemez birbirinden ayrılmak istemez. Yani o zaman moleküller arası etkileşimler arttıkça aslında viskozitemizde ne olur arkadaşlar artar. E viskozitenin arttığı yerde akıcılık ne olur? Tabii ki azalır. Bakın burada yine su ve gliserinden bir örnek görmekteyiz. Aynı anda bilyeleri bıraktığımızda su dolu olan kabın içerisine bilye daha mı çabuk ulaşıyor? Tabii ki daha çabuk ulaşıyor. Çünkü gliserinin viskozitesi sudan nedir arkadaşlar? Fazladır. Gliserinin viskozitesi fazla olduğu için de demir bilye daha da yavaş bir şekilde mi kabın dibine ulaşır? Evet. Peki burada bunları bir kısmımız var. Acaba biz de burada hangi bilgiler bekliyor? Gelin bir de ona göz atalım. Madem moleküller arası etkileşimler viskoziteyi etkiliyormuş acaba başka ne gibi bir önemli bilgimiz var? Ona da bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki moleküller arası etkileşimler viskoziteyi etkiler. Ancak bir de molekülün neyi bize etkileyecek? Tabii ki kütlesi de viskoziteyi etkileyecek. Az önce gliserinin viskozitesinin sudan daha büyük olduğunu söyledik. Çünkü gliserinin molekül kütlesine baktığınızda yani karbonu, oksijeni, hidrojeni kütlelerini topladığınızda gliserin 92 grammış. Peki suya baktığınızda suyun kütlesi ise 18 grammış. Bu ne demek oluyor? Molekül kütlesi ne kadar büyükse aslında e, viskozite de o kadar ne oluyor? Büyük oluyor. O zaman molekül kütlesi arttıkça Viskozite artar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bunu da lütfen unutmayalım. O zaman moleküller arası etkileşimler ve moleküller arası etkileşimlerin yanında molekülün kütlesi de viskoziteyi ne yaparmış? Etkilermiş. E peki bir diğer moleküller arası etkileşimlerin yanında viskoziteyi etkileyen faktör de neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı. Peki sıcaklık acaba viskoziteyi nasıl etkiler? Bir de onu konuşalım. Sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim kuvveti ne olur arkadaşlar? Azalır. Sıcaklığı arttırınca moleküller kendisini ne yapmaya başlar? Hafiften bırakmaya başlar. Böyle bir durumda sıvının viskozitesi azalır arkadaşlar. Yani daha aslında sıvımız viskozitesi azalınca daha akıcı hale mi gelir? Evet. O zaman ben ne kadar sıcaklığı arttırırsam viskozitem azalır. Akıcılığım ise ne olur diyeceğim. Artar diyeceğim. Bakın burada bunu grafik ile de ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Sıcaklığı gitgide grafikte ne yapıyorum? Arttırıyorum. Arttırırken viskozitenin gitgide düştüğünü mü görmekteyim? Evet. O zaman sıcaklık bizim için değerli. Sıcaklığı T ile ifade ettim. Sıcaklık arttıkça viskozite ne olur diyoruz? Azalır diyoruz. Bakın buna en güzel örnek evdeki balı biz genellikle ne yaparız? Buzdolabında saklamamaya özen gösteririz. Çünkü buzdolabından çıkarttığınız balın viskozitesi oldukça fazla olur. Buzdolabının içi soğuk. E, soğuk olunca da ne oluyor? Bal daha da viskoz özelliğe sahip oluyor Buzdolabından çıkarttığım balı ekmeğin üstüne sürmen daha mı zorlaşır? Evet ama oda şartlarında beklemiş bir balı ekmeğin üzerine daha mı rahat sürebilirsin? Evet o yüzden diyoruz ki sıcaklık ve viskozite arasındaki ilişkiyi düşününce bal örneği muhakkak aklınıza gelsin arkadaşlar. Bunun dışında aslında viskoziteye başka ne örnekler yani sıcaklıkla olan ilişkisine başka ne gibi örnekler verebiliriz derseniz yollara asfalt döküldüğünü görmüşsünüzdür hepiniz. Zift ne yapıyor? Sıcak döküyorlar arkadaşlar. O asfaltı sıcak dökmelerine rağmen aslında ağır ağır aktığını da görebiliyorsunuz. Yani asfaltın o ziftin viskozitesi oldukça nedir? Büyüktür. Ya da motorda ısınan yağın daha akıcı olması aslında bize viskozite ile sıcaklık arasındaki neyi gösterir? İlişkiyi gösterir. O zaman bu gibi örneklerde viskozitenin sıcaklık etkisiyle değişmesinden mi yararlanacağız? Tabii ki evet. O zaman diyoruz ki iki faktörü Öğrendik. Dedik ki moleküller arası etkileşimler yani molekülün aynı zamanda büyüklüğü viskoziteyi etkileyen bir faktördür. E tabii ki sıcaklık da viskoziteyi etkileyen bir faktördür. E peki o zaman biz bunu sorularda acaba nasıl kullanacağız? Gelin bu konuyu bir güzel pekiştirelim. Şimdi bakın bize viskozitelerini vermişler bu sıvıların. Pascal çarpı saniye diye de göstermişler birimini. Şimdi viskozitelerin önce bir ne yapalım arkadaşlar? Kıyaslayalım. En viskoz olanı acaba tabloda kimdir bir göz atalım. Bakın gliserin 1,42 yazmışlar. O zaman diyoruz ki en viskoz olan kim burada arkadaşlar? Gliserin. Peki sonra kim geliyor? Suyun viskozitesi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Asetonun ise 3,1 çarpı 10 üzeri eksi 4 gösterilmiş. Diyoruz ki asetonun ki daha küçük bir sayım aslında. Evet yani suyun ki daha büyük. O zaman diyoruz ki suyun viskozite değeri daha mı fazla asetona göre? Evet. O zaman diyorum ki su büyüktür. Aseton dediğim asetonun viskozitesi en küçük olarak karşımıza çıktı. Burada onun üzere eksi 3 eksi 4 ayrımına da dikkat edin lütfen. O zaman verilen sayısal değerleri kıyasladık sıraladık. Ve viskozite sıralamasını biliyoruz. Buna göre de ne yapacağız arkadaşlar sorumuzu cevaplayacağız. Asetonun akmaya karşı gösterdiği direnç diyor. Akmaya karşı bir sıvının gösterdiği direnç neydi? Viskoziteydi. O zaman viskozitesi en az olan sıvı aseton mudur arkadaşlar? Evet. O zaman bu bizim için doğru oldu mu? Oldu. E ne öğrendik? Moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişkiyi sormuşlar. E moleküller arası çekim kuvveti en fazla olan sıvımız hangisi? Gliserin. Daha sonra su. Daha sonra ise kim gelecek? Aseton gelecek. O zaman bu örnek de bizim için doğru mudur? Doğrudur. Peki üçüncü öncü ne diyor? Aynı miktar su ve asetondan oluşan bir kabımız olsun. Suya döküyorum. Asetonu döküyorum. Su ve asetondan aynı anda dökmeye başlarsam aseton daha hızlı akar diyor. Eğer bir madde bir sıvı daha hızlı akıyorsa neyi fazladır? Akıcılığı fazladır. Viskozitesi daha küçüktür. O zaman asetonun viskozitesi suya göre daha mı küçük arkadaşlar? Evet. Yani daha su viskoz bir sıvı olduğu için diyoruz ki ne yapacak? Su daha yavaş akacak. O zaman aseton daha mı hızlı akmış oldu? Evet o zaman bu örnekte doğru. Yani bir nebzasını süreyle de alakalı bir durum söz konusu oldu. Akıcılığı en fazla olan sıvı asetondur diyor. Viskozitenin tersi akıcılık demekte de hatırlayın. O zaman akıcılık sıralaması yaparsam en akıcı olan sıvım asetondur. Daha sonra su gelir. Daha sonra kim gelir arkadaşlar? Gliserin gelir. O zaman bu öncülümüzde ne oldu? Doğru bir şekilde karşımıza gelmiş oldu. Peki bir diğer sorumuz da Yine konuyu bir güzel ne yapacağız arkadaşlar pekiştireceğiz. Özdeş iki tane kabım varmış. Aynı sıcaklıkta A ve B sıvıları bulunmaktadır. Musluklar aynı anda açıldığında alttaki şu kapları doldurma sürelerini aslında bize vermişler. Bir daha büyüktür iki diyor. Yani bu ne demek oluyor? Örneğin ikinci kap 5 saniyede Doluyorsa e, birinci kabım 10 saniyede doluyor mu demek arkadaşlar? Evet. E Peki 10 saniyede dolan bir kabın sence viskozitesi mi daha fazladır? Yoksa akıcılığı mı daha fazladır? Tabii ki bunun viskozitesi daha fazladır. Çünkü daha geç dolmuş. Daha geç dolduğuna göre daha ağır ağır mı akmakta? Evet. Ama bu 5 saniyede dolduğu için daha hızlı akıyor. Daha hızlı aktığı için de bunun neyi daha fazla diyeceğiz arkadaşlar? Akıcılığı daha fazladır diyebiliriz. Buna göre de ne yapacağız? Sorumuzu cevaplandıracağız. A sıvısının viskozitesi B sıvısından fazladır diyor. Evet tabii ki A sıvısının viskozitesi B'ye göre daha fazla dedik. Bu cepte. Peki ikinci öncülde ne vermiş? B sıvısının molekülleri arasındaki çekim kuvveti A'ya göre fazladır. Eğer moleküller arası çekim kuvveti fazla olursa ne fazla olurdu? Viskozitesi fazla olurdu. E, B'nin viskozitesi daha fazla değil aksine A sıvısının baktığımızda viskozitesi daha büyük demiştik. O zaman bu bizim için yanlış bir değerlendirme oldu. Peki üçüncü öncüle gelelim. A sıvısı ısıtılırsa birinci kabı doldurma süresi kısalır demişler arkadaşlar. Biz bu kabı ısıtırsak ne yaparız? Sıcaklığı arttırmış oluruz. Sıcaklık artınca A sıvısının neye azalır arkadaşlar? Viskozitesi azalır. Viskozitesi azalınca da aksine akıcılığı mı artacak? Evet. Evet. E, akıcılığı artınca daha mı hızlı dolduracak bu kabı? Tabii ki evet. Yani doldurma süresini ben kısaltmış mı olurum? Evet. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 1 ve 3 seçeneği gelmiş oldu. Güzel. Konu biterken neleri gördük? Şöyle bir kere daha özetleyelim. Dedik ki, sıvılarda viskozite dediğimiz bir kavram var. Bizim için çok önemli. Viskozitesi büyük olan sıvıların neyi aslında küçük oluyordu? Akıcılığı küçük oluyordu. Yani sıvıların Akmaya karşı gösterdiği dirence biz ne dedik arkadaşlar viskozite dedik viskozite arttıkça akıcılık azalır dedik aralarında ters bir ilişki vardır dedik hatta ve hatta kapları doldurma süreleriyle bu ikisini pekiştirdik ve daha sonrasında da dedik ki viskoziteye etkileyen faktörler vardır bunlardan biri moleküller arası çekim kuvvetidir dedik moleküllerin birbirini sıkı sıkı çektiği durumda viskozite artar dedik. E bunu konuştuk ve ikinci faktörümüzde ne oldu arkadaşlar? Sıcaklık oldu. Sıcaklık arttıkça viskozite ne olur dedik? Azalır dedik ve biz bir sıvıyı daha akıcı hale getirmek istiyorsak sıcaklığı arttırıp viskozitesini azaltabiliriz diye ne yaptık? Dersimizi bitirdik. Güzel. Peki biz sizin yorumlarınızı çok önemsiyoruz arkadaşlar. Lütfen Bizim için bu yorumların önemli olduğunu unutmayın. Video sizin için yararlı oldu mu bunu aşağıya yazın lütfen. Onun dışında bize herhangi bir öneri ya da tavsiyeniz varsa bunları da kesinlikle yorumlara bekliyoruz. Ve tabii ki ödüllü sorunun cevabını muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın. Ve son olarak da videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ödüllü sorumuz karşınızda. Cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.